Bekir Azar, Amerikan Mide Tasarrufu Sosyal medyada yaşanmış bir hatıra çok popüler bu günlerde. Sizlerle paylaşmak istiyorum. 1960'lı yıllarda ilkokula gidiyordum. Öğretmenimiz süt tozu paketleri dağıttı. Amerika'dan yardım olarak gelmiş. Bizim evde yüze yakın keçi, 30'dan fazla inek vardı. Bize yetecek kadar her türlü süt ürünümüz vardı. Ama ben cicili paketler içindeki süt tozu paketlerini sevinerek eve getirdim. Avluda dedemle karşılaştım. Elindeki nedir diye sordu. Açıkladım. Bizim sütümüz var götür onu geri ver sütü olmayan çocuklara versinler dedi. Aslında köyümüzde sütü olmayan ev yoktu. Ben götürmek istemedim. Oğlum bunlar bizim iyiliğimiz için bunu vermiyorlar. Bizi zehirlemek için gönderiyorlar dedi. Ben okulda aldığım derslerden kendime güvenerek dedeme karşı geldim. Söylediklerini dedemin cehaletine yordum. Ona itirazlar ettim. Beni ikna edemeyince inandırmak için bir deneye başvurdu. Güçlü bir köpeğimiz vardı. Git süt tozunu süte çevir getir dedi. Gittim, süt tozundan süt yapıp getirdim. Götürdük köpeğin önüne koyduk, yaladı, çekti, bırakıverdi. Siz beni zehirlemek mi istiyorsunuz diyen gözlerle bize baktı. Sonra dedem bana, git evden bizim sütten getir dedi. Yarım kilo kadar keçi sütünü kaba koydum, yine köpeğin önüne sürdük, iki içimde sütü bitirdi. Dedem hiç okula gitmemişti ama öğretmenimden ve o süt tozunu okulumuza gönderen yetkililerden daha çok şey biliyordu. İlginç bir anı Marshall Yardımı adı altında bize imzalattıkları anlaşmayla bu ülkede demir yolu bile yapmamıza yasak getirdiler. Hiçbir şey üretmeyin biz göndeririz dediler. Sadece ve sadece köpeklerin bile içmediği süt tozuyla 2. Dünya Savaşı'ndan kalma hurda silahları gönderdiler. Üretim yaptırmadılar, on katı fiyatla bize satarak hem soydular hem de bağımlı hale getirdiler. Devir artık prangaları çözme devri. Yerli ve milli sanayi hamle dönemi. Bizi tekrar süt tozu günlerindeki gibi boyunduruk altına almaya çalışanlar dolarla üzerimize saldırıyor. Ancak karşılığında ithalat düşüyor. Alamadığınız ürünleri tam üretme zamanı. Bakın bize saldıranların bugün durumu içler acısı. Amerika her ne kadar süper güç görünse de dünyanın en borçlu ülkesi. O yüzden para savaşlarına girdiler. Biz dahil önüne gelene saldırıyorlar. NBC Amerika'dan yapılan bir araştırmayı yayınladı. Amerika'da genç yetişkinlerin ana babalarından borç almak için sıraya girdi diyerek. Araştırmaya göre geçen yıl Amerikalı genç yetişkinlerin neredeyse yarısı, %43'ü ihtiyaçlarını karşılayabilmek için ana babalarından kredi almaya başladı. %30'u da günde bir öğün az yiyerek mecburi mide tasarrufu yolunu tuttu. Araştırma sonuçlarını 6 Kasım seçim kampanyasında yoğun biçimde kullanan demokratlar işte Trump'ın yeni Amerikası, Amerikan genç yetişkinlerini ana babalarından bile borç isteyecek hale getirdi şeklinde tepkilerini ortaya koyuyor. Bugün 50 milyon kişi de Amerika'da evsiz ve dahasa artık süt tozunu içecek, onların sahtekarlıklarını yiyecek fazla ülkede kalmadı. Bugün ana babasından kredi alan gençler yarın devlet parayı bulamazsa belki de ülkeden kaçacak mülteci durumuna düşecek. Onları da alırız, kim bilir. Bekir Hazar, Takvim